Abi pavyon kirası, işte tezgah masrafları falan derken 370 binimiz kaldı. Çok acil iş yapmamız lazım. Kaptanın mahkemesi de yaklaşıyor. Derya nasılmış, baban görebilir mi? Biraz daha iyi abi, toparladı. İşte bu mahkemeyi bekliyor o da. Merak etme kız kardeşim ya, toplayacağız biz o parayı. Abi bu Carlos da Ceyhun'u oyalamaya gitti ya, gelemedi. Sen anlatsana, ne yapıyoruz? Bitmiyor ki. Uğraş uğraş şerefsizler bitmiyor bizim hayatımızda. Abi acil, bize de para bırakacak bir iş bulmamız lazım. Efendim? Ay efendim diyen ses tellerini yerim ben. Kandi. Neredesin? Seni çok özledim. Çalışıyorum Maşuk Hanım. Telefona böyle nefes sesin düşüyor ya. Onları ben kaydediyorum. Ah, of. Hmm. Şeklinde. Ha, önemli bir şey yoksa kapatayım ben. Ay yok yok, kapatma, sana bir sırrım var. Yengeme talip var. E ne güzel, hayırlı olsun. E işte hayırlısı mı, hayırlısı değil mi onu soracağım sana. Sen Boncuklu ailesini tanıyor musun? Böyle zengin bir aile. Boncuklu ailesi mi? Yok, hayır tanımıyorum. Benim için soruşturabilir misin? Yengemi talibi talipmiş. O ailede çalışıyormuş. Evet tamam, bir ara bakarım, tamam. E Kandi? Öpücük borcunu hala ödemedin. Yeter ama yani ya. Dudaklarım ateşten kavruldu. Böyle evde kombi yerine benim dudaklarımla ısınıyoruz. Hallo? Hallo? Ha. Tanıyor muymuş? Tanımıyormuş ama benim hatırım için bakacağım dedi aşkım. Bak Maşuka, sakın Ceyhun'un haberi olmasın kız. O geltek ağzından bir şey kaçırayım deme sakın. Söylemez, söylemez. E tabii ki söylemem yani. Abi şehribanların istediği bu aileyi araştırdım. Evet abi nedir? Kimi soyuyoruz? Soygun değil oğlum. Şehribana talip çıkmış, onu araştırmamızı istediler. Abi bingo. Yani bu Boncuklu ailesi çok fena abi. Of yani hayvan hakları, sigortasız işçi çalıştırma, aşırı lüks tüketimi falan feci bir seceresi var yani. Galiba tam isabet bu sefer. Abi Hülya Şakir Boncuklu çifti. Görgüsüz, saygısız, acayip böyle iki tip. Vergi kaçırdıkları aşikar. 3-5 parayı adam çalıştırıyorlar, sonra sigorta paralarını vermiyorlar. Adamların dilekçeleri ortada. Evlerinin etrafındaki sokak köpeklerini zehirletmişler bahçelerine giriyor diye. Öyle bir aile yani. Böyle resme, antikaya falan merakları var ama yalan da aslında bir şey de anlattıkları yok. Müzayedelere gidip en pahalı eserleri alıyorlar sadece. Evet tamam, anladık anladık. İğrenç bir aileymiş. Ne almışlar en son bunlar müzayede? Vallahi bakıyorum. Abi bir tablo almışlar 200 bin liraya. Tamam abi, 200 bin liralık tablo. Tuncer'in zaten okutma kanalları ortada. Oğlum, evin emekler çalışanı Şehriban'a talipmiş. Adı da talipmiş. E talip işte abi, ne güzel. Talip kuş kondu başımıza. E abi, olmadı Şehriban'ları da çağıralım ya. Çok riskli değil mi? Dur be oğlum be. Bir negatif düşünme bakalım. Aynen öyle abi. Zaten bu iş çok para kazandırmıyor mu abi? Tablo işi her zaman temiz iş. Girelim, felsefeye de uygun. Abi bir de 200 bin. İyi para be. Ay bir şey söyleyeceğim. Sırf o köpekleri zehirlemişler var ya. Ben şahsen çok uyuz oldum bu aile. Yani Bahadır, benim fikrim okey. Yani yapalım bu işi bence. Bence de. Bence de ama yalnız... Abi bu Ceyhun'la Şehriban başımıza bela olma ihtimali var. Bu durumu avantaja da çevirebiliriz. Aynen öyle abi. Her türlü çeviririz. Abi... O zaman senden devraldığım ve titizlikle, büyük bir disiplinle idare ettiğim liderlik görevini sana iade ederek soruyorum. Plan nedir abi? Ne yapıyorsun? Siz ikiniz şu evi bir keşfe çıkın, tamam mı? Şu müstakbel damatla da bir muhabbet edersiniz. Vaho, sen de Tuncer'le şu ressamı bul. Hangi ressam abi? Oğlum, Kübik Kami. Aa, sen tanımazsın. Tuncer bulur onu. Kızlar, biz de ofisteyiz. Ha, ihtiyaca göre. Hadi yürü kardeş, hadi. Şu üstümüzü değiştirelim kuzen. Tamam. Hadi. E Tuncer'i bul. Bu nasıl bir adam acaba? Anadolu erkeğine benziyor. Talip. Hiç evlenmemiş olması tuhaf tabii ki. Bu zamana kadar ne yaptı? Tecrübesiz ama yengem öğretir. Kendisine böyle has bir havası var. Ama tabii ki bir kandı zor yetişir. Ver şunu bana. Aa ne kıskandın. Yemedim senin talipini. Şimdi talip in muhtar alt mı? Versene bir bakayım, yakışıyor musunuz? Ver. Bir dakika. Ver şunu bir dakika.
bak vallahi hem fotoğrafı yırtarım hem senin o yeltek ağzını yırtarım cart diye. Kim bu? Aa, kız Ceyhun arıyor. Hissettim acaba anasının bir şeyler karıştırdığını. Aman yüz yok onu konuşmayacağım. Sen az değilsin yenge. Talip'le karıştır ama oğlun Fingir deyince küs ona. Vallahi maşka bak kalbim çok kırgın sen anlamazsın analı sus. Sus saçmalama. Alo Ceyo. Maşka. Ya annem hala küs mü bana ya? Evet. Kapı kapı yani. Of. Ne diyorsun ya? Benim onun bir şekilde gönlünü almam lazım ya. İyi, benim sağlayacak bir şeyim yok. Allah akıl fikir versin. Gel resmi. Ya Esra, annem bana feci trip atıyor ya. Ben ne yapsam da onun böyle bir gönlünü alsam? Ha? Ama sen de konuşma, sen de küs. Hepiniz küsün. Yok ya Ceyhun, küs falan değilim. Sadece sana söyleyecek bir şeyim yok, o kadar. Dönerle giriyoruz. Adamlar bizi iyice fakir sanmasın. Bu işin kuralı bu. Tavuk döner, horoz gömer. Mevzu bu yani. Buyurun. Biz Talip Bey'e bakmıştık da. Ne soruyorsunuz? Biz Talip Bey'in taliplisinin talipleriyiz. Kendisi aşağıda. Buradan buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Rica ederim. İyi günler. Vallahi güvenlik gibi güvenlik ya. İki metre adam. Vallahi ben de güvende hissettim kendimi. Ne yalan söyleyeyim. Oğlum bu nasıl ev lan? Vay be. Vallahi billahi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa, Poyraça dayı. Poyraça dayı, biz Talip abiye bakmıştık. Buyurun benim. Ha, burun taktım ya, ondan tanımadınız herhalde. Ya öyle bir yapıştırmışım ki çıkmıyor daha. Palyaço olsun, sor iş ya. Aman iş olsun da. Demek Şehriban Hanım gönüllerisiniz. Vallahi çok memnun oldum gençler ya. Eyvallah. Şehriban abla bizim canımız. Duyduk böyle bir olay var. Gelelim bir tanışalım Talip abiyle dedik. Sağ olun. Şehriban Hanım ben bir sefer gördüm. Dedim işte kadın. Kadın ya. Sağ olsun Fatma Hanım aracı oldu. Bakalım yanıt bekliyoruz. Hayırlısı abi. Hayırlısı. Senin abi bu palyaço falan ne iş? Ya ben 20 senedir bu evde çalışırım. Ev sahibim Fülya Hanım çok tutumlu bir kadındır. Onun bir tane oğlu var Kıvanççan. Onun doğum günü. İşte dedi ki sen dedi palyaço ol Talip. Hani para vermeyelim boşuna dedi. Gerçi sana mı yaptırıyorlar abi kocaman adam? Sonra burada böyle işte. Mesela şu gördüğünüz bağ bahçe var ya, bunların hepsini ben yaptım. Mesela evde bir şey bozulur, kırılır. Hadi Talip tamir et. İşte sular akmaz, Talip sulara ne oldu? Abi sen anladığım kadarıyla Hababam sınıfındaki Hafize Ana gibisin bu evde. Evde güzel ha. İki falan nasıl acaba? Çok merak ettim ben. Vallahi al benden de o kadar ya. Gelin gezdireyim size. Var mı gün abi? Olacak şöyle. Buyurun. Ya sen on numaradan çıktın abi bak vallahi Şehriban teyzeye bunların hepsini teker teker anlatacağız. Sağ olasın, sağ olasın. Bizi dinler, çok önem verir fikirlerimize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?